Orada bir köy var uzakta. Şurada dayının olduğu yere çıkmaya çalışıyorum da. Gel gel. Dayının yanına çıkalım. Önemli değil ya. Sağdan çıkabiliriz. Kolay. Muhammed'in kolay çıkacağı bir yeri bu. Aynen. Muhammed, çantanı boynuna tak. Daha rahat çıkarsın. Öyle. Aynen, boynuna tak, daha rahat çıkarsın. Çünkü elinde destek alman gerekebilir. Şuradan rahat çıkarız ya. Burası iyi mi abi? Yavaşlama, hızlı çık, yavaşlama. Yavaşlarsan kayarsın. Ayakkabım hiç iyi değil. Gel. Kısa oğlum. Şimdi aslında şuraya da çıkmamız lazım. Oh. Asıl oradan gözüküyor. Yeter. Yoruldun mu? Biraz. Herkese selamlar arkadaşlar. Umarım keyfiniz, sağlığınız yerinizdedir. Biliyorsunuz bu benim ikinci İran seyahatim. Ve bu seyahatimde ilk gelişimden daha farklı yerlere gitmek istiyorum. Gezip göremediğim yerleri görmek istiyorum. Ve şu an o yerlerden bir tanesindeyim. Uğur ve Muhammed'le birlikte Kenk Köyü'ne geldik. Size ilk olarak köyün manzarasını göstermek istiyorum. Daha sonrasında da köyün merkezine ineceğim. Birazcık insanlarla sohbet etmek istiyorum. Onların yaşantılarını merak ediyorum. Bir şeyler sormak istiyorum. Köyde çok fazla insan yok ama kim varsa onlarla birazcık kaynaşmak istiyorum. İlk İran seyahatimi takip edenler Mosule köyünü hatırlayacaktır. Ben bu köyü de Mosule köyüne benzettim. İran'ın belirli başlı bölgelerinde zaten bu tarz köyler var. Yani mevsim şartları çok zorlamazsa bu seyahatimde bu tarz köylere gidip konuk olmak, misafir olmak istiyorum. Sizlerle paylaşmak istiyorum. Hazır Meşet tarafındayken de bu köyü görmek istedim. Şimdi birazdan hava kararmaya başlayacak. Hava çok kararmadan köyün merkezine inelim. Çok memnun. Mersi memnun. Mersi memnun. Ey maşallah. İçelim şunları ya. Tamam kanka, nereye koyalım? Bir yerde oturup içelim. Arabanın üstüne koyalım. Arabanın üstüne koymayalım ya. Görüyorsun misafirleri? Evet. Geldiğimizi görüyor. Geldiğimizi gördüğü gibi çay getirdi vallahi teyze. Ha, gidiyordu ha. Gördün mü? Eşek kaçmış. Abi ipi kaçırmış elinden galiba. Koşa koşa geliyordu. Selam ha. Hastane başı. Hastane başı. Allah. Kanka. Aklım gitti biliyor musun? İkinci ya. Deve vakası. Çak. Çak. Başla başı. Yok lan, ne kaçması? Evine göndermiş abi. Şimdi şu merdivenlerden böyle yukarı doğru çıkacağız. Hava birazcık soğuk ya. O yüzden üşüyorum birazcık. Bir ay sonra, iki ay sonra falan burası baya baya soğuk olur. Hastane başı. Hastane başı da bu arada kolay gelsin demek. Bu seyahatimde de böyle biraz daha bir şeyler öğrenmeye çalışıyorum Farsça ile ilgili. Öğrenebildiğim kadar bakalım. Mankenin üzerinde de buradaki kadınların giydiği yerel kıyafetlerden bir tanesi. Baksanıza renkli renkli. Burada da var bir tane. Bu da farklı bir örneği. Çiçekli çiçekli, baksanıza çok güzel. Köyün içerisinde böyle birkaç tane dükkan karşıma çıktı. Size bunu göstermek istiyorum. Burası turistik bir yer. Çünkü yolu çok zorlu değil. Rahatlıkla arabayla gelebilirsiniz. Taksiler de geliyor. O yüzden burası turistik bir yer. Böyle renkli renkli kıyafetler var. Böyle bardaklar var, tabaklar var, çanaklar var. Bir sürü hediyelik eşya var. Size de bir tanesini göstermek istedim. Otobüs geliyor mu? Net olarak bir bilgim yok. Ama bence geliyordur. Çünkü hemen hemen her yere günde bir tane de olsa otobüs gidiyor İran'da. O yüzden buraya da geliyordur diye düşünüyorum. Baksanıza evler çok eski ya.
Sallanıyor ha. Uğur. Abi, burası çok fena. Burası çok fena sallanıyor. Arkadaşlar burası çok eski bir köymüş. 3000 yıllık bir tarihi varmış internette okuduğum bilgiye göre. Buradaki bazı evlerde 150-155 yıllık evlermiş. Bir tane amcayla konuşmuştuk. Onu kaydedemedim ama o amca söylemişti. O yüzden köyün birazcık eski bir görüntüsü var. Baksanıza zaten bazı evler kerpiçten, bazı evler taş evler. Yani şu yapılar sanki her an üzerimize yıkılacakmış gibi. Çok farklı gözüküyor. Ne kadar? 120 tuman. Tümen. 120 tuman. 40 lira. 40 TL. Geceliği mi? Her evet. Nefer yok. Her kişi. Her kişi 40 TL. Geceliği. İşte dahil şu. Ali bir kez otağım canım bakma ihtimali var mı içine? Evet, görmek ve göstermek isteriz. İsmi ne otelin? Bun geldi. Köydeki otellerden bir tanesi. Buranın geceliği kişi başı 40 lira. Yani buraya gelip de konaklama şansı var o zaman. Çok güzel bir şey aslında ya. Yani müthiş bir imkan yani. Evet, geliş de kolay, konaklama imkanı da var. Gayet güzel ya. Halk da sıcakkanlı. Yani sen yaparmış ya siz aşağısı. Bu da manzara mı? Hacı Fatı. Şimdi? Az mı diyor adam? Manzarası da güzel. Ya Muhammed bir şey merak ediyorum. Biz bıraktık merak ediyoruz. Kaç kişi yaşıyor köyde? İnce saat tüyün Rusla zendigim kona. İnternette 1500 civarı yazıyor. Doğru mu acaba? Ne zaman konsa karar? 1000 kişi yaşıyor. 1000 kişi ha. Peki kışın da kalıyorlar mı burada? Yaz kış burada var mı? Tavresun bir şey mi? Hayır. Hep buradasınız. Kimse ayrılmıyor o zaman. Göç etmiyor kimse. Şehre muhtelif, keşfere muhtelif, tavresun mu ya? Onu zaten dedi. Hmm. Bir şehir. Her yıl çok insan göç etmiyor şehre. Şehre göç ediyor. Bir kısmı gitmiş. Hmm. Geri gelen var mı peki? Hayır. Yok, gelmiyorlar. Ha, tabii yaz dönecekler. Ha, yazın dönecekler. Tamam, göç ediyorlar işte. Çünkü soğuk yani. Şimdi de hava soğuk. Kışın ben düşünemiyorum bunu. Ana. Gel. 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 Gel 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 gel. Seni yerim, seni yerim seni. Seni yerim. Senin ne oldu kulaklarına öyle? Ne oldu kulaklarına? Selam. Hubi. Aha da bu. Yapma yapma. Esmeçiye. Hüseyin. Esmeçiye. Emir Mehdi. Emir Mehdi. Esmeçiye azizem. Fatime. Fatime. Hayli hoş bahtı. Merhaba. Bunun adı ne? Esme. Babri. Babri. Istık. Ayakla yapma ayakla. Hadi de sakın. Ne kadar?
نکن برو اومد برم فیلم نجس نگیری نجس نشیده مهدی کثیفه نجسه موش بزن تو خودت نه نجس نیست مهدی تو دست نازم اون رو میکوشه تا اگه بخواهم من به اون میگم هم بغلش کردی هم دستت بشی یادم بغلش خیلی عوضی بسه هم دارم تو سرت هم میترسی ازش اگه دارم نجسه نه خیلی نجسه من بدم نجسه Evleri kiralık. Evet. Kirada oturuyorlar. Evet. Kişoverzi. Gelir kaynakları ne peki? Ne iş yaparak para kazanıyorlar genellikle? Hayvanlar. Hayvancılık. Evet. Başka? Kişoverzi. Damdari gofti. Hı. Omdaş kişoverzi. Damdari. Genellikle bunlar. Genellikle hayvancılıkla geçiniyorlar. Şey var mı? Kuru meyve üzerinden. Kuru meyve çok gördüm. Meyve. Are albolu, gila, sip, gulabi, gerdu, ceviz falan filan. Buranın bir de kirazı meşhurmuş, doğru mu? Biz öyle bir şey okuduk evet, internette. Gilas meşhur. Are ince gilas meşhur. Gilas meşhur. Çok meşhur. Sadermiş aslen. Dışarıda. Dubai, Emirat. Kondere. Evet, sadirat bir şey. Dışarı satıyorlar, ihraç ediyorlar. Dubai, Emirat falan. Kışın bu abi burada mı yaşıyor? Şu an mesela hava soğuyor ya birazcık. Ama ben ineceğim ben. Evet, burada. Hava zemesin çok sert. Sert, are. Çok evet. Soğuk. Çok soğuk oluyor. O zaman gaz olmadı. Şu an bir Ekim ayına evet, şu an şimdi gaz geldi buraya. Ha gaz geldi doğal gaz. Doğal gaz mı geldi? Çok iyi. Çok güzel. Bir eski kengimiz var. 8 kilometre. Orada yerleşim var mı aslında peki? Yaşayan var mı orada? Kesin zendeki mi? Ne ne değil. Ha orada yaşayanlar. Şimdi terk etmişler. Asar şahs. Asar şahstir. Asar şahs. Evler var ama kimse yaşamıyor. Mersi aga. Selam memnun. Selam. Selamet başım. Selam Cevada bak. Selam. 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 Başladığımız yere geldik şimdi. Hava iyice karardı. Buradan şeyler yemeye gideceğiz. Sen daha önce gelmiş miydin buraya Muhammed? Hayır. Gelmedin. İlk defa geldin sen de evet, bizde. Güzel bir yermiş ama ya. Taş evler, kerpiç evler. İnsanlar da sıcakkanlı. Sağ olsunlar vallahi sorularımızı yanıtsız bırakmadılar. Çay getirdiler. Aa, evet ya sağ olsun amca. Fotoğraf çekebilir miyiz dedik. Amca tamam dedi. Ondan sonra bir baktık elinde bir tepsiyle geldi. Çay getirdiler bize sağ olsunlar. Hatta dedi ki yarın benim bir evim var burada. Yarın bizim... Ha, davet etti bizi. Evet. Aa, ben anlamadım orayı. Çok sıcakkanlıydılar ya. Sağ olsunlar. Kaç defa dedi ben tarif yapmıyorum mutlaka geleyim falan. Tarif kültürünü de anlatmak ister misin? Mesela markete giderken ya da taksiye ya da başka yerlerde para verirken adam diyor istemez. Yani kabul yoktur hayır, diyorlar hayır. Genelde. Ama biz ödemeliyiz. Evet nezaketen söylüyor bize evet. Misafirim ol konak ol diyorlar genelde. Aynen. Ama nezaketen söylüyorlar. Aynen. Şimdi onu yanlış anlayan turistler oluyor bazen. Tamam diyor eyvallah diye gidiyor. Ama parayı vermek gerekiyor. Neresi okul? En yukarı. Yukarıda. Yukarıda evet. Yüksek maaşı görmen lazım. Burası galiba aynen. Şurası okul. Ama şimdi... Tabii buradaki öğrenciler burada eğitim görüyordur başka. Nerede görecek? Evet ama şimdi tatil korona yüzünden. Korona yüzünden internetten... tatil. Online eğitim evet. Köylerde bile online eğitim var. İnternet evet, sıkıntısı yaşıyorlar mıdır peki burada? Var mıdır internet? Sordum. Sadece... Hamraha haber internet var. İransel çekmiyor burada evet. Evet. İransel biz çekmiyor. İki tane operatör varız. Hamraha haber İransel. Burası sadece Hamramat çekiyor. Evet. Gel kenara gel. Muhammed kaptan. Çok teşekkür ederiz Muhammed ya. Vallahi getirdin bizi buraya kadar. Eşlik ettin bize, çevirdin. Seve seve. Canımsın. Ben de ilk defa burayı beraber görmüş olduk. Evet. Çok iyi oldu. Şimdi Kenk köyünün bağlı olduğu Torgava şehrine geldik. Burası Meşet'ten bir yarım saat uzaklıkta hemen hemen. Burada bir yerel bir tane pazar varmış. Böyle kıyafetleri falan görünce size de göstermek istedim. Baksanıza bu Torgava şehrinin yerel kıyafetleriymiş. Yani artık eskiden mi böyle giyiniyorlar yoksa hala böyle giyinen var mı bilmiyorum. Şimdi burada hava soğuk olduğu için böyle kürklü kıyafetler var genelde. Yani dükkanda gördüğüm öyle. Baksanıza şunlara.
Burada da böyle baharatlar vesaireler, safran filan satıyorlardır. Bak bunda da torçtu galiba ya. Urmiye'de Mersatlar yedirmişti bana. Ekşi. Böyle ekşi kividen vesaireden yapıyorlarmış. Erikten, kividen yapıyorlarmış. Bayağı lezzetli bir şey aslında ama çok ekşi. Yani ekşi severler için güzel bir şey bu. Öyle bir pazardayım. Şu an tabii hava çok soğuk. Baksanıza ya, şöyle üşüyorum ya. Bak şu var üstümde. Ondan sonra bu yeşil var, altımda tişört var. Ona rağmen üşüyorum. O yüzden herhalde kimse yok burada. Çok fazla insan yok. Çok güzel bardaklar. Selam Hubi. Mersin ben. Şunları yakından göstermek istedim ya. Baksanıza. Tam hediyelik aslında da bunlar. Bunları Türkiye'ye götürmek birazcık sıkıntı, kırılır çantada. Dur, fiyatlarını sorayım ya. Bunun fiyat, kıymet. Kıymeti nedir? Tümen. Ha, 3 milyon riyal, o da 100 lira yapıyor. 100 lira. Şu set mi? Komple. Şu komple set 100 lira. Çok hoş geldiniz. Hoş bulduk. Nasılsınız? Gerçekten selam abi. Özgün gelsin. Kurbanam. Kurbanam. Nasıl hocam? Bir dakika bak. Türkiye. Türkiye, evet. Türkiye'lisiniz ya. Türkiye'liyim. Siz nerelisiniz? Biz oğlum Azerbaycan sen. Azerbaycan. Tebrizli oğlum. Tebrizli. Ha, vardım ben Tebriz'de. Vardım Tebriz'de. Ha, Tebriz'de olumsuz ha? Evet, Tebriz'de oldum ben. Çok aşağı geldi. Sağ ol. Evet, evet, şey çok aşağı geldi. Gerçekten çok güzel yer Tebriz. Sağ olasın, çok memnun. Kıymetli'de var. Hem de sualınız olsun ben Kıymetli'de var. Yan takus oldu. Mersi, çok teşekkür ederim. Ben bunun fiyatını merak ettim. Çok güzel görünüyordu da merak ettim kaç para acaba diye kıymeti. Bunlar çok güzel tabi, o mesela sana tozu veren. Bunlar ilerleyemiz istifade ediyoruz. Çay töçesi mi ilerleyemiz? Güzel bir çay. Hem de dekoru koyuyorsunuz. Hem de istifade edebiliyorsunuz. Çay için çok güzel bir şey yani. Tam böyle misafir geldiğinde böyle bunu çıkarıp bununla çay ikram edebilirsin. Öyle düşündüm, ondan dedim. Türkiye'de de çok çay etsen de ona kaldı. Çok, evet, biz çok severiz çay. Burada da çok seviyorlar. Yani burada da ortak. Ortak özelliğimiz. Yani kardeşim. Renk sabit. Renk sabit, akmıyor rengi. Renk sabit. Bir his ama harabesi yok. Hıyanın rahat olsun. Orada şimdi Ayı Pendeliyeti yok. Orada aynen farklı renkleri de var burada. Evet. O Ayı Pendeliyeti uzmanlarının sana böyle sınıf zadelemez. Baya güzel şeyler varmış burada ya. Her tarafın istasyonu bilmiyorum. Çok teşekkür ederim ya. Farklı. Mersi. Kıymetli var. Bunlar rehbendiler. Ha, bunlar 100 lira arkadaşlar, bunların fiyatları. Çok güzel bir setmiş ya aslında. Tam hediyelik de işte. Çantada benim kırılır büyük ihtimalle. Mersi memnun. Çok teşekkür ederim. Kurbanam, kurban et. Mersi, çok teşekkür ederim. İyi akşamlar. Hadafes. İran'da seyahat ederken her yerde karşınıza bir Türk çıkıyor. Bak, her yerde karşınıza bir Türk çıkıyor. Erdemilli, Urmiyeli, Tebrizli, hiç fark etmiyor. Yani Türkçe konuştuğunuzu biri duysun yeter ki hemen çağırıyorlar ki yani yardım etsin size diye. Çok hoş oluyor gerçekten ya. Selam aga. Selam aga. Selam. Selam. Hubi. Merci. Merci. Bunlar değil mi Firuze taşı? Evet. Bunlar kadınlar için. Hı-hı. Bunlar erkekler. Ha, bunlar erkekler. Evet. Şu maviler. Hı-hı. Fiyatı 300-500 falan. 500? Tümen. Tümen. O da kaç para yapıyor? 100-200 lira arası. 100-200 lira arasında gidip gelip duruyor, değişiyor. Selam aga. Selam. Hubi. Memnun. Bunlar Firuze taşı mı? Yani Firuze taşından yapılan kolyeler mi yoksa farklı mı? İnaçı ya. Bunlar Firuze neşabı. Firuze. Şimdi Firuze taşının özelliği neydi? Bir şey veriyordu değil mi? Neşabur. Şehre. Geliyor. Neşabur şehrinin taşı aslında. Evet. O özelliği neydi? Kötü enerjiyi alıyor. Kötü enerjiyi alıyor. Taşlar gibi para veriyor, beynini rahatlatıyor. Efendim abi. O tarz şeylermiş. Bizde de var ya bu. Aynen. Taşı, evet, taşı. Erzurum'da da var ya oltu taşı. Var, oltu taşı. Şimdi buraya gelmeden önce duymuştuk Uğur'da. Kim söylemişti? Biri söylemişti de. Söyleyen çok vardı, evet. Aynen. Çok aklımda kalmamıştım neye yaradığı. Ya bu inanç meselesi. İnanç meselesi. Ama hoş ya, baksanıza şey desenleri falan şey güzel. Şık duruyor. Şık duruyor ya. Ben çok yüzük kullanmam ama çok hoş duruyor yani. Aa, burada da tesbihler var.
Yine giyiyorum tere. Öyle değil. Yine diye parayı dotamanı. En pahalı. En pahalı olanlar. Ne kadar mesela bunların fiyatları? Mesela şunun fiyatı ne kadar? Bak çok güzel görünüyor. Çağırdı bu abi. Tupaze. Tupaze Australia. Çağırın iyi. Çağırın iyi. Bayağı iyiymiş bu ya. 4.500 tuman. Yani... 4.500.000 riyal. Tamam. 4.500.000 tümen mi riyal mi? Tümen. 45 milyon riyal. 1000 TL. Of. Evet. Ciddi misin ya? Bayağı pahalıymış. Ama burada kıymet görüyor bu taş değil mi? Öyle duymuştum ben. Aynen. Çok güzel ya. Mersi aga memnun. Memnun. Farafes. Kanka sen bunlardan yedin mi hiç? Yedim. Yedin mi? Değişik Burak. Bir tadı. Evet Burak. Burak ha? Aha, Burak. Burak. Esmeçi ya. Said. Said. Memnun oldum. Hayırlı hoş bahtı. Hoş bahtı. Bu bir? Memnun. Memnun. Ve Ferman. Sen bakalım. Hariciyim ben. Hariciyim ben. Orada bir sürü kuru kayısı, ceviz, dut, kuru dut. Oh, bir sürü şey var. Oh, nebat var. En sevdiğim. Çok memnun, çok memnun. Hadafes. Hadafes. Bu arada şeyi de söyleyeyim. En iyi safranın işte Meşet bölgesinden çıktığını söylüyorlar. Öyle bir şey öğrenmiştim. Dur hatta Muhammed'e de sorayım onu. Muhammed en iyi safran Meşet bölgesinden mi çıkıyor? Abi bana safranlı nebat gösterdi de orada aklıma geldi. Aynen. Kaşıkla açabiliyorum da çatalla açamıyorum. Kendine de söyledin ha? Sosis mi yiyorsun? Sosis. Horak diyoruz. Horak. Küçük sosis. Şey de yemiştik galiba ya. Teşekkür ederim. Nerede yemiştik? Tahran'da yemiştik ilk geldiğimizde. Bir yerde yemiştik Tahran'da. Çok sevmemiştim. Aynen ben çok sevmemiştim. İster misin? Yok. Afiyet olsun. Ben bir kere İsfahan'da sosis yedim zehirlendim. Neden? Ne bileyim dükkana sorma. Daha yemem. Burada sosis daha yemem. Ben sosis ya. Ucuz? Ya. Hayır değildi işte. Ben de ona şaşırıyorum. Çok para verdim ya. Kaç para verdin? 17 lira. 17? Kanka İran'da pahalı ama. Çok para değil mi İran'da? 17 lira İran'da çok para ya. Çok yemek pahalı. İçin. Yemek için. Çünkü... Sosis için. Evet işte. Ya tabii ha. İyi bir yerde yedim. 17 TL verdim ya. 17? 17 lira İran'da. 50 bin tüme. Için. Var mı İspanya'da var. 17 liraya neler yersin ya İran'da? Zehirlendim mi? Büyük şans. Şimdi tamam. Tuttum. Nerede tuttum? Son nerede? Falafel candır abi. Biz çok seviyoruz falafeli. Öyle mi? Biz sevmiyoruz. Kardeşim valla tekrardan çok teşekkür ederiz abi. Ya. Ne demek. Çok güzel bir köydü ben çok beğendim. Köy güzeldi abi. Başkaydı. Evet. Ben Masule'ye gitmiştim. Sis vardı. Çok soğuktu. Kar vardı. Göremedim ben Masule'yi karşıdan. Fark zaman... yok gibi değil mi? Aralarında. Evet yani gördüğüm kadarıyla bir fark yok gibi. Masule biraz daha büyük. Biraz daha büyük sanki. Masule. Masule köyü. Reşte. Biliyorum. Ne zaman? Ne zamandı ya? Mart. Nisan gibi. Mart, Nisan gibi. Ama kar vardı. Sis çökmüştü. O yüzden çok fazla bir şey görememiştim. Burası iyi oldu yani. Muhammed annene çevirsene ya. Çok teşekkür ederiz. Sana da çok teşekkür ederiz annene de. Çok güzel ağırladınız. Gerçekten yani evimizde gibi hissettik ya. Gerçekten bizi çok mahcup ettiniz. Hiçbir şeye yardım ettirmediniz. Yani söyleme. Aldatacaksın. Cidden yani çok 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 teşekkür ederiz. Teşekkür ederim. Ne demek? O da çok tatlı bir annem var ya.